Bu videoda elektrik devreleri ve bu devrelerle çalışırken kullanacağımız en temel ya da en basit prensiplerden biri olan Ohm kanununu öğreneceğiz. Ohm kanunu az sonra hakkında biraz daha ayrıntıya gireceğimiz voltaj yani gerilim, I harfiyle gösterdiğimiz akım ve bu ikisi arasındaki ilişkiyi kuran dirençten ibarettir. Direnci de büyük R harfiyle gösteriyoruz. İsterseniz hemen Ohm kanunu yazayım. Böylece sizi daha fazla merakta da bırakmamış olurum. Bu kavramlar arasındaki bağıntı son derece basit matematiksel bir bağıntıdır. Gerilim eşittir akım çarpı direnç. Ya da eşitliğin her iki tarafını dirence bölersek akımı gerilim bölü direnç olarak bulmuş oluruz. Evet, gerilim bölü direnç. Peki, bana gerilimin, akımın ve direncin ne olduğunu ve bu eşitliğin bir anlam ifade edebilmesi için birimlerinin ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Bu kavramların ne olduğu ve birbiriyle olan ilişkilerini daha iyi anlamak için bir benzetme kullanalım. Suyun akışı. Belki çok da iyi bir benzetme olmayacak ama bize aradaki ilişkiyi anlayabilmemiz için yardım edebilir. Evet. Diyelim ki bu şekilde dik duran bir boru var. Bu borunun alt kısmı kapalı ve içi su dolu. Burada da, burada da her yerde su var. Bu durumda buradaki suyun potansiyel enerjisi vardır. Öyle değil mi? Bu potansiyel enerji ile gerilim arasında bir benzetme yapabiliriz. Neden? Çünkü gerilim de aslında elektrik potansiyelidir. Yani bunun doğrudan potansiyel enerji olmadığını, yani birim yük başına düşen potansiyel enerji olduğunu da hatırlatalım. Hemen yazalım. Birim yük başına düşen potansiyel enerji. Bunu Joule yani potansiyel enerji bölü klomp olarak düşünebilirsiniz. Gerilim için kullanılan birim genellikle volttur. Şimdi gelin bu borunun altını açarsak ne olacağını düşünelim. Evet, burayı açınca ne olur dersiniz? Su birden akmaya başlayacağı için potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür öyle değil mi? Peki bu borunun herhangi bir kesitini düşündüğümüzde buradan birim zamanda geçen su hakkında ne söyleyebiliriz? Benzetmemizde borudan akan su yani bu noktadan belirli bir zaman içine geçen su da akımı temsil ediyor. O halde akım da birim zamandaki yük oluyor. Yük için Q, zaman içinde T harfini kullanalım. Mantıken bunu devrenin belirli bir noktasından bir saniyede geçen yük olarak tanımlayabiliriz. Birim olarak da klomp bölü saniye yani birim zamandaki yükü düşünebiliriz. Direnç ise bu yükün belirli bir hız üzerinde akmasını engellemektir. Benzetmemize geri dönecek olursak. Bunu suyun akışını kesen bir şey, mesela borunun bu noktada daralması olarak düşünebiliriz. Evet, bu daralma da direnç oluyor. Benzetmeyi bu çizim üzerinden bir kere daha anlatacak olursam, dikey borunun altını açıyorum. İçinde gerilime benzettiğimiz potansiyel enerjisi olan su var. Altını açtığımda su borunun içinden akmaya başlayacak ve potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşecek. Ama bu sefer borunun herhangi bir noktasından birim zamanda geçen su miktarı buradaki dar boğaz yüzünden daha az olacak. Az önce de söylediğim gibi bu dar boğazı da direnç olarak düşüneceğiz. Yani yük akışının ne kadar engellendiği bunun birimi de Yunan alfabesindeki omega harfiyle gösterilen ohm'dur. Benzetmemiz yardımıyla bu kavramların tanımını yaptığımıza göre bence artık bir elektrik devresini incelemeye hazırız. İşe bir pille başlayacağız. Evet, bu pilimiz olsun. Bu kısa çizgi pilin negatif kutbunu temsil ediyor. Evet, bu negatif, bu da pozitif kutup. Bu pil diyelim ki 16 voltluk bir pil. İsterseniz şu şekilde de düşünebilirsiniz. Şimdi bu pilin negatif kutbunda elektronlar var. Burada klon başına düşen potansiyel enerji 16 volttur. Sizin de bildiğiniz gibi bu elektronlar belirli bir yol izleyecek yani negatif kutuptan pozitif kutba doğru ilerleyecekler. O halde gelin bu yolu da çizelim. Elektronlar ilerlemeye başlamasınlar diye öncelikle açık bir devre çiziyorum. Elektronların izleyeceği yol bu olacak ve bu devre açık olduğu sürece buradaki kapalı boru benzetmesini kullanmaya devam edebiliriz. Boru kapalıken su akmadığı gibi devre açıkken elektronlar da pozitif kutba doğru ilerleyemiyorlar. Ama devreyi kapalı hale getirdiğim anda elektronlar hemen pozitif kutba doğru ilerlemeye başlarlar. Tıpkı boruyu açtığımızda suyun akması gibi. Buna benzeyen bir çizim gördüğünüzde bunun dirensiz bir devre olduğunu anlayabiliriz. Tabii bu işin sadece teorik kısmı. Çünkü iyi bir iletken olan basit bir telin bile bir miktar direnci vardır. Direnci bunun gibi bir zigzakla gösteririz. Hemen çiziyorum. Böyle bir devreyi nasıl çizdiğimizi de görmüş olduk. Şimdi bu direncin değerinin 8 ohm olduğunu düşünelim. Peki, bu durumda yani 16 voltluk bir gerilim ve 8 ohmluk bir dirençle bana bu devreden geçecek akımın ne olacağını söyleyebilir misiniz? Başka bir deyişle yükler bu devrenin herhangi bir noktasından hangi hızla geçecekler? Her zamanki gibi videoyu durdurup bu sorunun cevabını kendi kendinize bulmaya çalışmaya ne dersiniz? Bu soruyu cevaplayabilmek için ohm kanununu kullanacağız. Gerilim ve direnci bildiğimize göre akımı bulabiliriz akım eşittir gerilim yani 16 volt bölü direnç yani 8 ohm. Buradan da 16 bölü 8 yani 2 buluruz. Akımın birimi ise birim zamandaki yük yani klomp bölü saniye ya da amper. Amperi büyük A harfiyle gösteriyoruz. Az önce elektronların bu devre üzerinde hareket ettiklerinden bahsetmiştik. Bulduğumuz 2 amperlik sonuç bu devrenin herhangi bir noktasından saniyede 2 klompluk yük geçeceği anlamına geliyor. Bu durum devre üzerindeki tüm noktalar için geçerlidir. Aynen burada olduğu gibi boru burada daha geniş, burada daha dar olmasına rağmen ortadaki dar boğaz sebebiyle borunun bu kısmından saniyede geçen su miktarıyla bu kısmından geçen su miktarı birbirine eşittir. Bu devre üzerinde de bu noktada, bu noktada ya da bu noktada ölçeceğimiz akım aynı olacak. Şimdi de garip bir şeyden bahsedeyim. Ama önce hemen videoyu durdurun ve akımın yönünün ne olacağını bulmaya çalışın. Elektronları ve bu yönde hareket ettiklerini bildiğiniz için akımın da bu yönde yani şu an çizmekte olduğum yönde olacağını söyleyebilirsiniz. Ama biz bunun tam tersini kullanıyoruz. Ve bunun tamamen tarihsel bir gariplikten kaynaklandığını eklemek istiyorum. Benjamin Franklin devreleri incelerken henüz elektronlardan haberi yoktu. Evet, elektronlar bundan tam 150 yıl sonra keşfedildiler. Benjamin Franklin Sadece yükün aktığını ve birbirlerine ters olduklarını biliyordu. Bu arada yükü belirlerken kullandığı pozitif ve negatif gösterimi tamamen gelişigüzel seçtiği bir gösterim. Bu arada yükü belirlerken kullandığı pozitif ve negatif gösterimi tamamen gelişigüzel seçtiği bir gösterim. Evet, bu sebeple Franklin elektrikle ilgili yaptığı çalışmalarda akımın yönünü pozitif kutuptan negatif kutbu olarak belirlemiştir. Elektronların izlediği yönün tam tersi olsa da bugün hala bu gösterimi kullandığımızı unutmayın. Ve akım her zaman elektronlara bağlı bir şey değildir. Ama bu başka bir konuya girdiğine göre bu devre üzerinde akan akım 2 amperlik bir akımdır diyelim ve bu videoyu burada sonlandıralım.